Diyeyim ben. Tamam. Selamlar, hoş geldiniz. Öncelikle hani bu sohbetimize değer kattığınız için teşekkür etmek istiyorum. Hani sizi tanıtmaya çok da gerek yok. Genellikle firma isimlerini de söylemek istemiyorsunuz. Blockchain Türkiye eski danışmanı dememi istemiştiniz. Ben o kısma çok girmeyeyim. Bir toplantıda karşılaşmıştık. Sonrasında da çok güzel sohbetlerimiz oldu. Özellikle dünyadaki kurumsal piyasaya yönelik çok ciddi bir deneyiminiz var. Yani siz başlarsanız ben arada sorularla en azından katkıda bulunmak isterim. Tabii yani öncelikle ben teşekkür ederim size beni davet ettiğiniz için. Ben elime geçen her fırsatta elimden geldiği kadar uluslararası piyasalarda günlük yaptığım işten dolayı ki ben söylemiş olayım, yani ben Accenture'da çalışıyorum principal direktör olarak, baş direktör olarak ve bundan önce de yaklaşık 10 yıldır çalıştığım şirkette de 6 yıl kadar, 7 yıl kadar blockchain grubunu yönetmiştim. Öncelikle globalde yönettim. Ardından iş yoğunluğundan ötürü İsviçre, Avusturya ve Almanya bölümünü yönettim. Şu anda daha çok İsviçre'ye yoğunlaşıyorum. Bu da doğal piyasanın gelişimi ve İsviçre'deki blockchain bazlı ya da blockchain amaçlı startupların çok olmasından ötürü ve şirketlerin olmasından ötürü. Yaklaşık bir yıla kadar Blockchain Türkiye platformunda da danışma kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bu dönem içerisinde daha sık Türkiye'ye tabii gidip geliyordum ve geldiğim dönemde de olabildiğince bizim uluslararası ve büyük çaplı projelerin ve genellikle sadece bir prototipten öte üretim amaçlı dediğimiz günlük hayattaki işlemleri yürütmek adına eski altyapıların kaldırılıp blockchain tabanlı altyapıların kurulması üzerine çok yoğun, yani günlük işim bu. Sabah kalkıp akşama kadar Burak ne yapıyor? Bununla uğraşıyor. Bunları Türkiye'ye bitirmeye çalıştım. O yüzden ben teşekkür ederim. Bunun dışında bahsettiğim gibi yaptığım çalışma şekli genellikle bir blockchain'i iyi anlamak. İkincisi bu blockchain uygulamalarını kurumsal hayatta uygulanmasını sağlamak. Üçüncüsü de tabii ki bu uygulamaların zamanla daha fazla işlem yürütebilecek altyapıya sahip olması için gerekli iyileştirmelerin yapılması. Ben size kısaca bir bilgi vermek isteyeyim. Hani ben nereden bu işin içine girdim? Ben aslında en başından beri bu teknolojilerle çok yakından ilgileniyordum. İlk günlerinden itibaren yani blockchain'in teriminin olmadığı, Bitcoin teriminin olduğu artık yaklaşık 10 yıla gireceğiz. O dönemde tabii ki ben bir elektronik mühendisi olarak Türkiye'de üniversite eğitimini alıp mikro işlemci tasarımı için Uzak Doğu'ya yerleşmiştim, stajımı açtım. Ardından da iş hayatım hep mikro işlemciler, kriptoloji vesaire üzerine olmuştu. TÜBİTAK'ta staj yaptım aynı dönemde. Mikro işlemci üretim laboratuvarı, OYK bölümünde, kriptoloji bölümünde de. O bilgiler blockchain'e, yani Bitcoin'e başlangıçta yol vermişti. Ardından da blockchain'in fikrinin gelişmesi Bitcoin üzerinden ve kurumsal uygulamaları da o döneme kadar yaptığım daha çok strateji danışmanlığı alanında çalışıyorum. Onun için artık blockchain'i katmaya başladık. O dönemde 2013-14 yıllarında herkes böyle şey mi olur? Asla bankalar bunu yapmaz. Zaten bunu kara para aklamak için kullanılıyor falan gibi fikirler vardı. Avrupa'da da böyleydi, Türkiye'de de böyleydi. Ardından farklı uygulamalar oldu. Özellikle merkez bankalarının kendi dijital para birimlerinin artık çıktığı döneme geldik. Ve tabii ki özel hayatımdaki ya da hobi alanındaki iş hayatıma da yansımaya başladı. Ve o dönemden beri de bu işimi sürdürüyorum. Aslında dışarıdan bakıldığında takım elbiseleri güzel sunumlar görebilirsiniz internette yapmış olduğum sunumlarda. Pratikte bakarsanız içerideki çalışma odama gittiğinizde sadece bir devreler, Raspberry Pi'lar, yarım kalmış, basılmış mikro işlemciler. Zaten çoğunu atıyorsunuz amatör çalışıyorsanız. Ya da bir yerde yaptırıyorsunuz zaten, geliyor onun yarısını atıyorsunuz vesaire gibi. Evde robotlar. Ben öyle bir yaşam tarzını zaten seviyorum. Böylece mesleğimi, hobimi birleştirmiş oldum. O dönemden beri de mevcutta da şu an dahil olmak üzere bu alanda çalışıyorum. Bir elektronik mühendisinin işini yapmıyorum ya da bir kriptoloğun işini yapmıyorum. Daha çok işin kurumsal alanda uygularsak nasıl etkisi olur? Biz bu işten para kazanabilir miyiz? Bunun gerçekten blockchain uygulamaları bize yeni ürünler yaratır mı? Ya da blockchain uygulamaları gerçekten masraflarımızı azaltır mı sorularının cevaplarını bu işi yapmadan önce gidip analiz ederek yapıyoruz, bildiriyoruz. Ardından da eğer ki mantıklı bir çözümse blockchain bazlı bir uygulama, bu uygulamanın yapılabilmesi için gerekli hem
Hem iş süreçlerini hem de teknik süreçlerini detaylıca inceliyorum. Yaptığım iş bu. Teşekkür ederiz. Yani aslında siz muhtemelen bunları anlatacaksınız ama ben yine de sorayım. Katılanlarımız da aslında biliyor bir miktar. Farklı farklı çözüm frameworkleri var. Hani bu frameworkler hakkında en azından siz daha güncele takip ettiğiniz zaman tabii ki finans için farklı, başka şeyler için farklı frameworkler var ama hani bir durum değerlendirmesi yapmanızı isteyebilir miyiz şu an için? Ben iki pozisyondan bunu değerlendiriyorum. Birincisi teknolojiden business'a baktığımızda belirli platformlar var. Nedir? Bu işte Quorum, Hyperledger. Bunun dışında sıkça kullanılan Corda. Özellikle i3 konsorsiyumunun ciddi girişimleriyle platformun genişlemesi, yalnızca finans sektörü değil diğer sektörlere girmesi. Bu teknoloji açısından bakıldığında elimizde neler var? Yani ben bir yemek yapmak istiyorum. Ne malzemeler kullanabilirim ve nasıl bir yemek yapabilirim? Nasıl malzemeleri birleştiririm? Hep bunu yemek yapmaya benzetmemin sebebi de nasıl bir Türk yemeği yaparken salça, soğan ya sabittir. Ama Asya yemeği yaparken, Tay yemeği yaparken farklı şeylerle başlarsınız. Bütün platformlar sanki farklı içerikler, farklı malzemeler ve farklı yapılış şekilleri getiriyor. Bunu neden söylüyorum? Teknoloji tarafından yaklaştığımız dönemde başlangıçta Core'da yoktu. Hatta Hyperledger'da yoktu. Hatta Hyperledger'ın ilk günlerindeydik. Şu anki Fabric'in ya da yeni platformların daha gelişmediği dönemdeyken biz hep şunu derdik. Teknoloji hala sınırlı. Biz hala elimizde daha çok kart olmasını, daha fazla malzeme olmasını istiyoruz ki istediğimiz yemeği yapabilirim. Başlangıçta farklı platformlar vardı ve platformlar arasında bir çekişme de vardı. Futbol takımlarına benzetiyorum. Hyperledger'cılar, işte Solidity'ciler diyebileceğimiz ya da Ethereum'cılar diyebileceğimiz gruplar var, dedikodacılar. Bu hala şu bağlamda var. Genellikle yazılımcılar birinde uzmanlaşıyor, diğerinde birazcık göz ucuyla izliyor. O çok değişti. Yani eskisi gibi platformlar üzerinden artık değerlendirmektense artık biz niye yemek yapıyoruz'u sorgulamaya çalışıyoruz. Ya da ben bu yemeği yemeli miyim? Ya da daha iyi, daha sağlıklı bir şey mi yemeliyim? Yani şu bağlamda benim iş süreçlerimde mesela ben bir sigortacılık konsorsiyumundan bahsetmek istiyorum size. Bu sigorta konsorsiyumu başlangıçta elde olan ilk teknolojiyle piyasaya çıktı. Elde olan ilk teknoloji ekosistem içerisindeki oyuncuların arasındaki iletişimin şifrelenmesini çok zor kılıyordu. Çünkü teknoloji de buydu. Daha iyisini düşünemiyorduk. Fakat şöyle bir gelişme oldu. Ardından çok yeni bir teknoloji güçlenmeye başladı ve dediler ki bir dakika. Biz bu malzemeleri ve bu yemek yapma şeklini değiştirelim. Yeni bir platforma geçelim. Yani sebebi de iki ünite arasındaki iletişimin yeterince güvenli hale sağlanabilmesi için, channel kurulabilmesi için, doğru terimi kullanmak gerekirse, çok büyük bir işlemci gücü ve altyapı gerekiyordu. Ve dediler ki biz bunu yapmak istemiyoruz. Biz yeni teknolojiye geçip daha kolay, daha hızlı, daha ucuz yapmak istiyoruz. Dolayısıyla teknoloji platformu tabii ki hani i3 Core'da çok önemli, tabii ki Hyperledger çok önemli. Bu arada benim çalıştığım firma da Hyperledger'ın üyelerinden biri Accenture. Fakat öte yandan benim ilk sorduğum soru genellikle, tamam sorun ne, biz niye bunu yapmak istiyoruz? Ben bir borsamı tasarlıyorum. Ben bir dijital aset mi yaratmak istiyorum? Ben şirketler arasındaki bir kontratın dijitizasyonu için mi bunu kuruyorum? Bunu yapmak istiyorsam kaç işlemden bahsediyoruz? Kaç üyeden bahsediyoruz? Ne sıklıkla çalışacağından bahsediyoruz? Bunlar cevaplandırıldığında zaten hangi platform olacağı ya da hangi yemek olacağı çok net önümüze çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla herhangi bir platform diğerinin yanına koyup da bu daha iyi, daha kötü demek değil de motosiklet arabanın yaptığı iş farklıdır. Bir jiple bir kabriyo arabanın yaptığı farklıdır. Dolayısıyla bunların içinde değerlendirip ondan sonra bize bu lazım deyip o platform üzerinden gidiyorum. Platformların mevcut zamanda olgunluklarına bakarsak hepsini oldukça olgun buluyorum. Bunu geçen sene bugünlerde belki söyleyebilirdim. 2 sene evvel söylemezdim. 3 sene evvel zaten yoktu çok. Dolayısıyla çok kısa süreli bir tarih aralığı içerisinde değerlendirebiliyorum. Fakat mevcut platformlar iş bilimleri ve şirketlerin taleplerini iyi karşılayabilecek kadar güçlü. Gereksinimler karşılanıyor. Güvenlik gereksinimleri, raporlama gereksinimleri ki bu işin sıkıcı tarafı diyebilirim teknik bir insan olarak. Bunların hepsini zaten karşılayabiliyor. Dolayısıyla temelde baktığımızda evet, platformlar var ve oldukça da iyi gidiyorlar. Yeni bir platform gelir mi bilmiyorum. Özellikle i3 Core'ların artık olgunluk seviyesini düşününce ya da Hyperledger'ın olgunluğunu düşününce platformlar hakkındaki en temel yukarıdan baktığımızda bu olacaktır. Çok güzel toparladınız. Yani gerçekten hani
Ama hani şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela diyelim ki ben bir çözüm üretiyorum ve o çözümde bir yerde tıkandım ve platform onu desteklemiyor. Yani benim o platformdan bunu talep etmem, bununla alakalı bir değişiklik istemem ve bu değişikliğin bana dönüş süresi şeklinden bir kıyaslama yapmamız mümkün olabilir mi? Bu çok güzel bir soru çünkü öncelikle sizin kim olduğunuza bağlı. Diyelim ki bir şey, etrafta bir ufak bir market varsa, bir marketin cirosunun yarısı benden geliyorsa, ben markete gidip bana bu ürünü getir diyebilirim. Hatta şu ürünü değiştir diyebilirim. Ama ayda bir ürün, bir ciklet alırsam büyük ihtimalle beni dinlemezler. Çünkü bunun için gerekecek olan altyapının değiştirilmesi, yazılımın üzerindeki güncellemeleri yapmaları için iyi bir ticari sebebi yoktur. Dolayısıyla kim olduğunuza bağlı olarak, büyük bir borsaysanız, Avrupa Merkez Bankası'ysanız, Amerika'da Fed'seniz ve derseniz ki bakın şu platformu kullanmak için bu geliştirmeyi yapmanız lazım, eminim yaptırırsınız. Hatta bu oldu. Olmadığı durumlar da oldu. Mesela çok ilginçtir Ripple'ın durumunda. SEC, Securities and Exchange Commission Amerika'da dediler ki çok pardon, mevcut yapı içerisinde yaptığınız şey, bir kripto para olarak yaptığınız şey bizim regülasyonlarımızda görmek istediğimiz şey değil. Ve SEC tarafından oldukça sıkıştırıldılar. Öte yandan Core'da onay aldı ve Core'da tasarımını yaparken de tamamen onları dinleyerek yaptı. Dolayısıyla müşteriye gidip sizin ne ihtiyacınız var diye. Burada yanlış anlaşılmasın. Bir platform diğerinden üstün görmeye falan çalışmıyorum. Sadece yaklaşımları çok farklıyorum. Ve bu durumda evet istediğinizi değiştirebilirsiniz. Değiştirememeniz durumunda ne olacağı daha önemli. Ben kendi müşterilerimden de söyleyebilirim. Platforma başlıyorsunuz. İlerlediğinizde bir önünüze bir taş çıkıyor. Yolda ilerleyemiyorsunuz. İlerleyememeniz durumunda platformu değiştirmeniz gerekiyor. Bu çok maliyetli bir iş. O yüzden en iyi bence tercih, siz baştan ne istediğinizi çok iyi bilin. Neye ihtiyacı olduğunuzu bilin. Bütün platformları eşit mesafede değerlendirin. Ardından büyük ihtimalle bu platform benim ihtiyaçlarımı kısa ve orta ve uzun dönemde karşılar. Onun üzerinde çalışmak daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Yani burada tabii bir de şöyle bir şey var. Hani biz biraz daha evet kurumsal açıdan bakıyoruz ama bir yandan da mesela diyelim ki bir research için ya da işte ne bileyim bir proof of concept için bir şey geliştirmek istiyoruz. Burada tabii ki bizim bir şirket gibi böyle bir gücümüz yok. Ama bir yerlerde takılıyoruz. Forumlara, benzeri yerlere gidip bir şeyler sormak istiyoruz. Hani bu sorduğumuz zaman hani arkadaki bir community çok önemli oluyor. Birisi cevap veriyor mu bize? O forumlara bakan birisi var mı? Tabii hani bizim de gözlemlediğimiz evet hani diyelim ki IBM'in bir ortağıysan ya da işte belirli bir şirketsen evet bunlara cevap alıyorsun ama yeni başlayanlar için böyle bazı platformlarda sıkıntılar olabiliyor. Çok doğru ve ben buna çok üzülerek söylüyorum. Gerçekten öyle. Bilmiyorum ben herhalde şu anda bu toplantıda yaşlı olan gruplarında çok daha gençler vardır. Benim dönemimde 95 yılı diyeyim. İnternete ilk girmeye başladığımız zaman hatırlamıyorum 98 civarı olabilir. Belki biraz daha geçti. Ama 2000'li değil miydi? Belki daha da erken zamanlardı. Daha az kullanıcı olmasına rağmen, daha az dil olmasına rağmen, daha az teknoloji olmasına rağmen herkes birbirine yardımcı da oluyordu. Forumlara girerdik, IRC'de yazardık. Hala IRC'deyiz bu arada. Eski Bitcoin'cuların çoğunu IRC kanallarında bulabilirsiniz bugün bile. Bilenler bilir, özellikle yaş 35 üzeri olanlar. Ama artık o yok. Ve ne yazık ki aynı community building, insanların birbirine daha yardımcı olup da bir şeyler yazıyor olduğu durumlar çok nadir. Birebir çıkarları olmayacak insanların ne yazık ki bu forum support'u ya da yazılım support'unu alamıyorsunuz. Bu daha genel bir sorun tabii. Bunu daha çok blockchain'e bağdaştırmıyorum ama ne yazık ki böyle. Corporate olmadığı zaman kurumlar destek alamıyorlar. Akademik tarafta da bütün bu corporate yazılımların, kurumsal yazılımların destekleri var. Fakat ne kadar iyi destek alındığını bilemiyorum. Akademik taraftan ben araştırıp da böyle bir destek almaya kalkmadım. Üniversitelerin içindeki Ar-Ge birimlerinde de çok ciddi bir bilgi birikimi yapılmaya çalışılıyor destek alınamadığı için. Bunu ben kendi İsviçre'de bahsettiğim gibi Zürich'te yaşıyorum. ETH adında bir akademik üniversite var, araştırma üniversitesi ve dünyada ilk ona giren üniversite bu alanda. Onlar da kendileri aylardır, yıllardır bilgilerini biriktirmeye çalışıyorlar ki bir knowledge base oluşturulabilsin, sorular sorulabilsin, cevaplar alınabilsin. Kurumsal tarafta pek destek gelmediği ne yazık ki gerçek. Ve bunun da tabii ki ticari sebepleri var. Bu arada yani belki de COVID-19 sonrasında bir şeyler değişecek mi dersiniz? Mesela ben geçen gün ilginç bir şey gördüm. Bu artık konferanslarda biraz daha
uzaktan konferansa dönüyor ya, şey var hani kahve masasının etrafında sohbet ederken, muhabbet ederken kısımlarını artık orada da IRC chat odaları falan gelmeye başladı. Hani rastgele bir chat odasına girmek. Belki de insanoğlu biraz daha bu paylaşımlarını değiştirecek. Bilmiyorum. Zaman gösterecek. Covid-19 sonrası bir dünyada. Ben yine... Tabii çok pardon veriyorum. Çok yoğun bir alan. Daha dün akşam da bir İstanbul kökenli bir finans yöneticisiyle beraber nasıl bunu konuşuyorduk. Acaba dünya bu kadar değişecek ve insanlar ofise gitmeyi istemeyip de iletişim ve paylaşımları artacak mı? Cevabını bilmiyorum. Zaman bize gösterecek. Ama o yönde büyük bir ivme var. Büyük ihtimalle evet olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok sevineceğim şey 90'ların başındaki o havayı yakalayabilmemiz çok nostaljik olacak ama bu eskiden software cracker grupların olduğu, info file'ların içinde resimler yapıldığı, ASCII art'ın olduğu ve gerçekten bilginin aktığı dönem bilmiyorum o kadar ileriye gidebilir miyiz ama umarım birazcık daha özellikle akademik alanda yapılan ARGE'de destek verilmesi ve info sağlanması için umarım daha çok kurumsal tarafında girişim olur. Biz daha önceki sohbetlerimizde de konuşmuştuk aslında hani siz böyle hani yurt dışındaki fırsatlar ya da işte burada öğrenci arkadaşlarımız da var katılanlar. Hani çok fazla yurt dışını ön plana çıkartmak istemiyorsunuz ama yine de hani bize bir yurt dışındaki fırsatlar, kendileri neler yapabilirler bunlarla ilgili birkaç bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii yani mesela ben İstanbulluyum, İstanbul Üniversitesi eğitimi aldım. Yurt dışında hiçbir bağlantım yoktu İnanın. Şu anda İsviçre'deyim ama Avrupa'da bile hiçbir akrabam yok. Dolayısıyla ben başlangıçta buraya gelmeyi düşündüğüm dönemde İsviçre'de ben master için gelmiştim açıkçası. İlk önce akademik amaçla gelmiştim. Acaba nasıl olur da ben kendimi iyi pozisyonlarım, orada iş bulabilirim, orada entegre olabilirim, orada yapacağım işi en iyi şekilde yapabilirim derken birazcık daha sanırım bugünkü bakış açıma göre çok farklı düşünüyordum. Ben İstanbul'dayken iyi biri olursam, çok çalışırsam, her alanda bir şey yapmaya çalışırsam başarılı olurum. Yani kendini parçala, çok çalış, çok oku olur diye düşünüyorum. Gerçek öyle değilmiş. Tam tersine kurumların ve akademik kurumların taleplerinin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Yani ben bugün 3 gün sonra yurt dışında bir master yapmak istiyorsam blockchain üzerine ki bunu Danimarka'da, İsviçre'de, İngiltere'de, Almanya'da da birkaç okulda yapabiliyorsunuz. Doktora üzerine tezinizi bile yazabilirsiniz şu anda. Master bölümlerinin master olması bambaşka bir alan ama daha ötesini de başarırsınız. Ben sanıyordum ki bir şekilde ucundan tutup işte GMAT skorum ya da TOEFL skorum iyi olursa başarırım diyordum. Tam tersine şirketlerin istediklerine bakmak gerekiyormuş. Akademik alanı bile. Mesela bugün mevcutta ben bir yazılımcı olsam Türkiye'de, ki olduğum günleri hatırlıyorum. O dönemde yurt dışında ne talep var ben fazla bilmiyordum. Bakıyordum hani Java iyiymiş, .NET iyiymiş diyorduk. Bugün mesela İsviçre'de, İsviçre sadece İsviçre, İngiltere, Amerika, Japonya ve bu bahsettiğim ülkeleri de öylesine söylemiyorum inanın. Benim çalıştığım yerler bunlar. Burada aranan skill set, istenilen yapı, mesela çok iyi core'da bilen çok az var. Bugün deseniz ki ben çok iyi core'da biliyorum, 4 tane uygulama yazdım, şunu yaptım, deneyimim var, core'da konulara katıldım. Çok kolay iş bulabilirsiniz. Çok kolay akademik hayatta da burada sarılabilirsiniz. Zaten şirketler olurunda size geliyor. Siz LinkedIn profilinizi bunu koyup da arkasına iyi bir kanıt koyduğunuzda zaten bir headhunter size gelip sen bu işi biliyor musun? Şu ülkede çalışır mısın? Diyorlar. Bu vizyon bende yoktu gelmeden önce. O yüzden benim söyleyebileceğim en önemli şey mevcuttaki piyasadaki taleplere bakın. Peki buna nasıl bakabilirim diyebilirsiniz. Bunu ben de bilmiyorum. Baya baya girip mesela IBM'de mi çalışmak istiyorsunuz? IBM'de şu anda açık iş ilanlarına bakın. Orada hangi skill setler aranıyor gördükten sonra siz aynısını burada öğrenebilirsiniz. İşe başvurmayın hemen. Skill set yoksa da var demeyin. Yakalıyorlar. Birkaç arkadaşımız da olmuştu. Hani ben bunu yaparım değil. İyi öğrenip biraz deneyim elde ettiğinizde mevcuttaki uluslararası şirketlerin taleplerini gördüğünüzde kendinizi oranı kaydırabiliyorsunuz. Sanırım bu birazcık da Anglo-Sakson düşünce biçimi. Piyasanın ihtiyaçlarına göre kendinizi şekillendirmek. Türkiye'de ve genel olarak Güney ülkelerinde, İtalya'da da böyle değil bence. Biz o kadar dinamik taleplere göre, piyasa taleplerine göre hareket etmiyoruz. Bu ondan sonra birbirine bağlı şeyler oluyor. Yani nedir? Diyelim ki Core'da Amerika'da devletin ihtiyaçlarına göre bir blockchain platformu organize ediyor. Fed bunu onaylıyor. Core'da ünlü oluyor. Ardından buradaki şirketler Core'da yazılımı, Core'da bazı yazılımcı arıyor. O anda kimi bulsak almaya çalışıyoruz. Ben kendi deneyimden söyleyebilirim. Yaklaşık 2 sene önce yaklaşık 30-40 kadar Core'da yazılımcısına ve 2 tane solution architect ihtiyacım vardı. Hiçbir yerde bulamadım.
Bütün Avrupa'dan bahsediyorum. Bütün Avrupa'da 30 kişi bulamadım. 10 kişiyi falan bulabildim. Projeyi başlayamadık ve kimse de başlayamadı. Çünkü yok. Java bilenleri Corda'ya adapte etmeye çalışmakta 2-3 ay sürüyor. Bana o gün lazımdı. Eğer böyle bir yurt dışında bu Amerika olabilir, İsviçre olabilir. İsviçre büyük blockchain merkezi bu arada. O yüzden özellikle üstüne basıyorum. İngiltere olabilir. Buralarda bir şey yapmak istiyorsanız dediğim gibi taleplere bakın. Mesela şu anda hala Corda revaçta ve bu taleplere uygun olabilecek alanda kendinizi geliştirin ve gerçekten emin olduktan sonra piyasanın ihtiyacının ne olduğuna kendinizi çok zorlayın. Ben bilmediğim 50 tane dile girmişimdir. Mikro, yani şey tarafında FPGA programlamaktan tutun da yazılım yazmaya kadar. Yani bu alana girmek istiyorsunuz. Ardından çok hırslı bir şekilde peşinde koşup ardından hatta mümkünse bu şirketlerin soruları oluyor. Mesela IBM diyor ki bize bug bulun. Microsoft bize bug bulun diyor. Arada gazetelerde okursunuz. İşte Microsoft'un büyük bir bug'ını keşfeden genç çocuk diye. O olmak mümkün. O durumda zaten önünüze bütün kapılar açılıyor. Valla teşekkür ederiz. Yani bu bounty olayları da çok güzel tabii ki. Aslında o kadar çok fırsat var ki. Yani ben şu an baktığımda hiçbir zaman veri ve bilgi bu kadar kolay erişilebilir olmamıştı. Evet. Yani birçok insan birçok konferansı ya da canlı yayını kaçırıyor. Yani içinde hani sizin de yaptığınız gibi çok ciddi öngörüler var. Öğrenilebilecek şeyler var. Yani aslında konuşacak çok konu var. Mesela şey açısından sorayım size. Hani uygulama alanı olarak, hani blok zincirin uygulama alanı olarak bu aralar ne revaçta, ne konuşuluyor? Yani hangi alanlara blok zincirinin uygulanması daha çok gündemde? Çok güzel bir soru. Özellikle biraz önce bahsettiniz, yani bu gıda güvenliği, food safety çok büyük bir alan. Bu alan mesela bir diyebileceğim en şu anda revaçta günlük önüme gelen ilaçların üreticiden diye bir Roche'dan, Novartis'ten, büyük üreticilerden önce yollanması, ardından farklı ülkelere yollanması, o ülkelerde alındıktan sonra eczaneye kadar iletilmesi sürecindeki tedarik zincirinin güvenliği. Bu çok büyük bir soru. Buna ilişkin çok proje var. Bunların çoğu devlet desteği oluyor mesela İsviçre'den. Hatta İstanbul'lu bir arkadaşım da buna benzer bir şekilde çok büyük bir devlet desteği aldı İsviçre'den. İstanbul'dan kalktı, geldi, şirketini buraya taşıdı bu alanda. Tedarik zinciri ve özellikle sağlık alanında tedarik zinciri bir numara şu anda. Açık ara farklı. Bu hafta içi, bulunduğumuz haftada pazartesi ve salı akşamı gece yarısında bile İngiliz yatırımcılar arıyordu. Biz şirket arıyoruz ki buna yatırım yapalım. Tedarik zinciri ve sağlık ürünlerinde tedarik zinciri açısından. Bahsettiğimiz rakamlar da Türkiye için çok büyük rakamlar. Avrupa için de büyük rakamlar. 300-500 bin dolarlarla gelip biz acaba ne iş yapsak diye soruyorlar. Bu çok büyük bir alan. Bir numara. İkincisi gene tedarik zinciri. Sağlık dışındaki tedarik zinciri. Çünkü Covid dünyadaki yaşam şeklimizi çok değiştirdi. Her şeyi online alıyoruz. Evimin önünde kartonlar birikmiş. Eminim çoğunuzun da evet evden çıkamayanlar için öyledir. Böyle bir durumdayken ve toplum bu yönde ilerlemişken tedarik zincirinin üzerine yapılacak çözümler çok faydalı olacaktır. Hem çok büyük yatırım alacaktır, hem yurt dışına çok rahat şirketinizi taşırsınız, hem de çok hızlı bir şekilde şirketin büyümesi mümkün olur. Ve tabii ki çoğu startup sahibi şirket sonra satabilirsiniz. Çünkü talep devam edecek diye düşünüyorum. Uzun dönemde de COVID'den önce. Tedarik zincirini bir kenara koyarsak, ikinci gördüğüm alan digital asset dediğimiz dijital değerler, dijital kıymetler. Bunlar çok önemli bir alan. Sebebi de şu, İsviçre, Almanya, Avustralya, İsveç, Danimarka, Amerika, Tayland, Singapur. Borsaların tamamı dijital borsa, yani dijital assetlerin de yaratılabildiği borsalar olmaya çalışıyor ya da oldu. Bazıları bunlar şu anda aktif. İsim veremiyorum ama ben de bazılarında çalıştım. Nedir? Benim diyelim ki arkada bir yağlı boya var. Hatta görebilirsiniz. Burada İstanbul görüyorsunuz, Galata tarafını görüyorsunuz. Ben bu resmin %20'sini satmak istiyorsam ve resmin de kalmasını istiyorsam ya da bir yerde saklanmasını istiyorsam bunu 100 token yaratıp 20'sini verip, yani çok üstün körü anlatıyorum tabii, teknik detaylı memnuniyetle sonra detaylıca konuşabilirim. Bu dijital asetlerin yaratılması çok revaçta bir olan. Özellikle de yani para birimi değil yalnız. Yani merkez bankalarının dijital para birimlerinin yaratması tabii ki çok önemli bir konu. Ama daha önemlisi bankacılık sistemine dahil edilemeyen asetlerin sisteme dahil edilebilmesi için blockchain, distributed ledger gibi genel olarak ya da dijital asetlerin kullanılması. Bu ne demek? Mesela Türkiye açısından bu çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Bugün diyelim ki siz bir otel sahibisiniz ve finansal darlık içindesiniz. Bu otelin %20'sini satmak bir kişiye çok zor olabilir. Ama eğer bir otelin %20'sini 20 adet token'a çevirirseniz, bunun 10 tanesini farklı kişilere satabilirsiniz. Dolayısıyla çok daha hızlı fonlama yapabilirsiniz. Fonlama sürecinde çok büyük bir hız getireceğini inanıyorum. Türkiye'de bu konuda ben çok büyük inisiyatifler detaylıca araştırmadım ama görmedim. Olması durumunda ve iyi bir yazılım şirketinin bunun hem raporlama tarafı, hem uygulama tarafı, hem geniş çaplı uygulama yani scalable, robust diyebileceğim bir yazılım olması mesela çok şey değiştirebilirdi. Ama bu olmadı. Kripto paralar değil bu. Bu bambaşka bir ama. Dolayısıyla bu da çok ilginç bir bölüm. Temelde dediğim gibi tedarik zinciri ve alt segmentleri dijital asetler, özellikle bankacılık dışı olan asetler çok önemli. Üçüncü de kimlik, dijital kimlik alanı. Çok özür dileyerek size robotlardan bahsediyordum. Şu anda benim içerideki robotum evi temizlemeye kalktı. İzninizle sustum. Bu arada bir hem bahanesiyle de bir ufak bir mola verelim mi? Yani çünkü evet. Birkaç dakika içerisinde zaten Zoom session bitecek. Tabii. İstiyorsanız şöyle bir ufak mola verelim. Ne zaman başlayalım tekrar? Hemen mi yoksa? Nasıl isterseniz ben müsaitim. İsterseniz 5 dakika mola verip tekrar devam edebiliriz. Tamam, tamamdır. O zaman bir daha açalım session. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, sağ olun.